Merhaba sevgili kitap dostları. Bugün sizlerle edebiyat dünyasının en etkileyici ve unutulmaz eserlerinden biri olan Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Eğer çayınızı kahvenizi hazırladıysanız, zaman tünelinde bir yolculuğa çıkıp 18. yüzyılın sonlarına, Londra ve Paris'in çalkantılı günlerine doğru birlikte adım atalım. Hikayemiz, zamanların en iyisi ve en kötüsü olarak tanımlanan bir dönemde başlıyor. İngiltere'de sanayi devrimiyle birlikte toplumsal değişimler yaşanırken, Fransa'da ise devrimin ayak sesleri giderek yükseliyor. Halk, aristokrasinin baskısı altında ezilirken, adalet ve eşitlik arayışı toplumun her kesimine yayılıyor. Öncelikle Dr. Alexander Manet'le tanışıyoruz. Kendisi başarılı ve saygın bir Fransız doktor. Ancak bir gün hiç işlemediği bir suç yüzünden zalim Evremont ailesi tarafından haksız yere tutuklanıyor ve tam 18 yıl boyunca Bastil hapishanesinde unutuluyor. Düşünsenize, sevdiklerinizden ve özgürlüğünüzden bu kadar uzun süre mahrum kalmak. Doktor Manet, hücresinde ayakkabı yaparak akıl sağlığını korumaya çalışıyor. Neyse ki, hikayenin bu karanlık noktasında bir umut ışığı beliriyor. Sadık hizmetkarı Ernest Defarge ve eşi Madame Defarge, Doktor Manet'in serbest bırakılmasını sağlıyor. Doktor Manet, yıllar sonra kızı Lucy ile buluşmak üzere Londra'ya gidiyor. Lucy, babasının hayatta olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşıyor. Babasının yeniden hayata adapte olabilmesi için ona büyük bir sevgi ve sabırla destek oluyor. Bu arada genç ve yakışıklı Charles Darnay ile tanışıyoruz. Charles, Fransız aristokrasisine mensup olmasına rağmen ailesinin zalimliklerinden rahatsız ve bu nedenle Fransa'yı terk edip İngiltere'ye yerleşmiş. Kendisi dürüst, nazik ve prensip sahibi bir adam. Lucy ile yolları kesişiyor ve aralarında güçlü bir bağ oluşuyor. Zamanla bu bağ aşka dönüşüyor ve ikili evlenmeye karar veriyor. Bir de Sidney Carton var tabii. Kendisi yetenekli bir avukat olmasına rağmen hayatından pek memnun olmayan, umursamaz ve alaycı bir adam. Ancak bu dış görünüşünün altında derin ve hassas bir ruh yatıyor. Sidney, Lucy'ye karşı derin bir aşk besliyor. Ancak kendini ona layık görmediği için duygularını dile getiremiyor. Yine de Lucy'nin mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır olduğunu hissediyoruz. Fransa'daysa durum giderek karmaşıklaşıyor. Devrim patlak veriyor. Bastil hapishanesi basılıyor ve aristokratlar birer birer giyotine gönderiliyor. Halkın öfkesi dinmek bilmiyor. İşte tam bu kaosun ortasında Charles Darnay, Fransa'da haksız yere tutuklanan eski bir aile çalışanına yardım etmek için Paris'e gitmeye karar veriyor. Ancak Fransa'ya adım atar atmaz tutuklanıyor ve vatana ihanet suçlamasıyla yargılanıyor. Çünkü artık soylu bir aileden olmak ölümle eş anlamlı. Lucy ve Doktor Manet, Charles'ı kurtarmak için hemen Paris'e gidiyorlar. Doktor Manet, devrimciler arasında saygın bir isim çünkü yıllarca Bastil'de haksız yere tutulmuş biri. Bu sayede Charles'ın serbest bırakılması için çaba sarf ediyor ve bir süreliğine başarılı da oluyorlar. Ancak hikayenin bu noktasında gerilim tırmanıyor. Madame Defarge ile tanışıyoruz. Kendisi devrimin en ateşli destekçilerinden biri ve aynı zamanda intikam hırsıyla yanıp tutuşuyor. Ailesi Evremontların zulmü altında büyük acılar yaşamış. Bu nedenle Charles'ın da cezalandırılması gerektiğine inanıyor. Madame Defarge, Charles'ın gerçek kimliğini ortaya çıkararak onun idam edilmesi için planlar yapmaya başlıyor. Sidney Carton ise tüm bu olayları yakından takip ediyor. Lucy'nin ve ailesinin tehlikede olduğunu biliyor ve onların kurtuluşu için bir şeyler yapması gerektiğini hissediyor. İşte burada Sidney'in gerçek karakteri ortaya çıkıyor.
Charles'a tıpatıp benzeyen Sidney, onun yerine geçerek kendini feda etmeye karar veriyor. Bu planını gizlice uygulamaya koyuyor ve Charles'ın hapisten kaçmasını sağlıyor. Giyotinin gölgesinde Sidney Carton'ın son anları gerçekten de yürek burkuyor. Kendisi için şimdiye kadar yaptığım en iyi iş bu diyerek hayata veda ediyor. Bu fedakarlık aşkın ve insanlığın en yüce örneklerinden biri olarak hafızalara kazınıyor. Charles ve Lucy çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye dönerek yeni bir hayata başlıyorlar. Sidney'in bu büyük fedakarlığı asla unutulmuyor. Onun anısı Lucy ve Charles'ın oğluna Sidney ismini vermesiyle yaşatılıyor. İki şehrin hikayesi sadece bir aşk ve fedakarlık hikayesi değil, aynı zamanda adalet, intikam, sınıf çatışmaları ve insan doğasının karmaşıklığı üzerine derin mesajlar barındıran bir eser. Charles Dickens, dönemin sosyal ve politik atmosferini öyle ustalıkla işlemiş ki, okurken kendinizi o dönemin içinde hissediyorsunuz. Devrimin getirdiği umut ve kaos, insanların içindeki iyilik ve kötülükle harmanlanarak gözler önüne seriliyor. Ayrıca eserde, yeniden doğuş ve ikinci şans temaları da güçlü bir şekilde işleniyor. Doktor Manette'in yıllar sonra hayata dönmesi, Charles'ın geçmişini geride bırakıp yeni bir başlangıç yapması ve Sidney'in kendini feda ederek manevi bir dönüşüm yaşaması bu temaları destekliyor. Madame Defarge'un karakteri ise intikam duygusunun insanı nasıl tüketebileceğini gösteriyor. Onun gözü dönmüşlüğü ve acımasızlığı, devrimin getirdiği adalet arayışının nasıl bir canavara dönüşebileceğinin sembolü adeta. Eğer bu muhteşem eseri henüz okumadıysanız, size şiddetle tavsiye ediyorum. Hem tarihin derinliklerine inecek, hem de insan ruhunun en karmaşık yönlerini keşfedeceksiniz. Belki de kendi hayatınıza dair yeni farkındalıklar edineceksiniz. Bugünlük benden bu kadar sevgili dostlar. Umarım bu sohbetimiz hoşunuza gitmiştir ve sizi İki Şehrin Hikayesini okumaya teşvik etmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kitap maceramızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kitaplarla kalın.